Evet arkadaşlar, Supara yayınlarının fizik bilimine giriş testlerinin birincisinden itibaren başlıyoruz. Bu sene Supara yayınlarını beraber çözeceğiz. Bakalım nasıl bir test dönemi yaşayacağız. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Birinci soruyla itibaren başlayalım. Birinci soruda ne diyor? Bilimsel çalışmalarda eldeki delillerden yola çıkarak elde edilen sonuçlara çıkarım denir diyoruz, biliyorsunuz, bildiğiniz üzere. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde delil ve çıkarım bir arada kullanılmamıştır? Bildiğiniz gibi Newton'dan başlıyoruz. Kafasına elma düşmüş. Sonucunda neyi bulmuş arkadaşlar? Yer çekiminin olduğunu keşfetmiş. Tabii ki A şıkkı değil. Arşimet farklı maddelerin suda batma oranına bakarak sıvıların kaldırma kuvvetinin prensiplerini bulmuştur. Bu da değildir tabii ki. Bu durumda C'ye de bakalım. Güneşin doğuşuna ve batışına bakılarak dünyanın döndüğü tespit edilmiştir. Bunda da delil ve çıkarım vardır arkadaşlar. D şıkkına bakalım. Bir cismin birim zamanda aldığı yolun hız zaman formülünden bulunduğu keşfedilmiştir. Burada bir formülün kullanılması var arkadaşlar. E şıkkında Torricelli yaptığı deneyde civanın boruda yükselmesinden yola çıkarak dediğimiz gibi gene bir delil var. Atmosfer basıncının olduğunu ve belirli bir değerin bulunduğunu bulmuştur diyoruz. Burada tabii ki seçeneğimiz D seçeneği oluyor. Birinci soruyu da D ile cevaplandırmış durumdayız arkadaşlar. İkinci sorumuza geçebiliriz artık. Evet, ikinci sorudayız arkadaşlar. El Hazini yaptığı çalışmalarda kendi yaptığı teraziyi kullanmış. İsterseniz soruyu okumayalım arkadaşlar. Zaten okuyarak da zaman kaybedeceğiz. Yukarıda anlatılanlara göre yargılardan hangileri çıkartılabilir diyor. Şu yargıları çıkartacağız arkadaşlar. Bilimsel bilgiye ulaşmanın birden fazla yolu vardır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. El Hazini deney. Galile ise rasyonel düşünceyi kullanarak bilgiye ulaşmıştır. Fizik bilimde matematiğin önemi büyüktür. Bilgisi yukarıdaki yargılardan çıkartılamaz arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkıdır deyip diğer sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, bu soruda arkadaşlar Ptolemy, Kopernik ve Kepler ile ilgili bazı bilgiler var. 130 yılında Ptolemy Dünya Merkezi Evren Modeli, 1543 yılında Kopernik Güneş Merkezi Evren Teorisi, 1619'da Kepler gezegenlerin hareket yasalarını izah etmiştir. Yargılanan hangileri anlatılanlardan çıkartılabilir deniyor arkadaşlar. Bilimsel bilgilerin doğruluğunun ispatı çok uzun sürelerde gerçekleşmiştir. Bu kesinlikle bu çıkartılabilir arkadaşlar. Şu anda bilimsel gerçekler kesinlikle doğrudur. Bunu çıkartamayız çünkü bilimsel gerçekler sürekli değişmektedir arkadaşlar. Araştırmalar ve geliştirmelerle, yani yeni yeni araştırmalarla bilimsel gerçeklerin de değişebileceği mümkündür. Dolayısıyla böyle bir bilgiyi kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Evren çok sayıda yıldız sisteminden meydana geldiği keşfedilmiştir bilgisi. Yukarıda gezegenlerin hareket yasaları ve evren modelleriyle ilgili bilgilerdir arkadaşlar. Buradan çıkaracağımız bilgi A şıkkıdır. Yani bilimsel bilgilerin doğruluğunu ispatı çok uzun sürelerde gerçekleşmiştir bilgisi diyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar fiziğin çalıştığı alanlardan biri değildir diyor. Işığın yayılması alanımızdır. Galaksiler, yıldızlar alanımızdır. Astronomi, astrofizik, ısının iletimi alanımızdır. Kuarklar alanımızdır. Atom altı, parçacıklar. Genetik alanımız değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkıdır diyoruz ve beşinci soruya geçiyoruz hemen. Evet, bu soruda arkadaşlar fizik bilimi için yargılardan hangileri doğrudur? Buluşlar ve yasalar mutlak doğru değildir arkadaşlar. Buna bir eksik koyuyoruz. Gelişme sürekli devam etmektedir. Evet, edecektir tabii ki. Çevremizde gerçekleşen olayların açıklamasını fizik bilimi yapmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkıdır diyoruz ve altıncı sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu soruda arkadaşlar öğrencinin anlattığı olayda fiziğin hangi alt dalı yoktur diyor. Hemen okumaya başlayalım arkadaşlar. Bisiklet sürerken bir kere mekanik vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu çıkarıyoruz. Vücudum sıcaklığını arttırarak terlemeye başladım. Termodinamik vardır arkadaşlar. Önümü göremeyince gözlüğüm camını silmek için bisikletin frenine basarak durdum. Optik konusu da gördüğünüz gibi vardır arkadaşlar.
Hava kararmaya başlayan bisikletin lambasını yakarak eve döndüğüm bisikletin hareketinden dinamo çalışmış ve elektrik üretmiştir. Elektromanyetizma vardır. Aynı zamanda dinamonun içinde de ne vardır? Bir mıknatıs vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da değildir. Atom fiziği yoktur arkadaşlar. Yani yanıtımız D seçeneğidir diyoruz ve 7. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bu soru arkadaşlar bir aracın virajın savrulmadan dönebilmesi için maksimumun ne olması gerektiği ile ilgili bir soru. Fizik dalı, ilgilenen fizik dalı hangisidir diyor. Optik olamaz, katal olamaz, elektromanyetizm olamaz, termodinamik de olamaz. İlgilenen fizik dalı mekaniktir arkadaşlar. Kolay gibi gözükse de aslında bunlar bilinmesi gereken sorulardır arkadaşlar. 8. sorumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bu soruda atomun yapısı, Schrödinger, olasılık fonksiyonu, dalga denklemi gibi bilgiler var. Çok fazla okumayacağım. Anlatılanlara göre yargıların hangileri çıkartılabilir deniyor. Fiziksel bilgilere yalnız deneylerle ulaşılır. Hayır, matematiksel modellerle de ulaşılır. Schrödinger'in yaptığı gibi. Matematiksel model kullanarak fiziksel bilgiye ulaşılabilir mi? Evet, ulaşıldı. Zaten yukarıda gözükmektedir arkadaşlar. Deneysel verilerle elde edilen çıkarımlar bizi bilgiye de zaten ulaştırmaktadır, örtüşmektedir. Yani o zaman bilgiye sadece deneysel bilgiler değil, matematiksel modellerin deneylerle örtüşmesi neticesinde bilgiye ulaşıldığı da zaten gözükmektedir. Yanıtımız C seçeneğidir diyoruz ve 9. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, tespitin son sorusu arkadaşlar. Hangisinde en az yararlanılmıştır fizik biliminden diyor arkadaşlar. Pilde kimyadan yararlanılmıştır. Tabii ki fizik biliminden yararlanılmıştır ama gözlüğün yapımında fizik biliminden çok derecede, yani çok büyük boyutlarda yararlanılmıştır. Hızlı trende, manyetizmadan, elektrikten, hızdan, mekanikten, elektromekanikten çok yararlanılmıştır. Burada tepe gözde ise arkadaşlar elektrikten, optikten yararlanılmıştır. Burada da elektrikten ve optikten yararlanılmıştır. Dolayısıyla fizik biliminden en az yararlanılan durumda pillerin üretimi bu konuda en az yararlanılmıştır diyebiliriz. 9. sorumuz A şıkkı arkadaşlar. Test 1'in son sorusuydu. Şimdi test 2'ye geçebiliriz artık arkadaşlar. Evet, test 2'nin birinci sorusu arkadaşlar. Burada iki tane terazi var. Bir tanesi hassas, dijital. Ötekisi biraz daha az hassas arkadaşlar. Eşit koyut teraziyle yaparken günümüzde dijital teraziyle yapılmaktadır. Yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Nicel gözlem yapılır tabii ki. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar. İkisinde ölçüm hassasiyeti aynıdır. Kesinlikle aynı değildir arkadaşlar. Çıkan sonuçları karşılaştırmak ve yorumlamak çıkarımdır. Evet, çünkü bir ölçüm yapılmıştır arkadaşlar. Yani burada o zaman doğru yanıtımız hangi seçenek olmaktadır? D seçeneği olacaktır ve test 2'nin ikinci sorusuna geçebiliriz artık arkadaşlar. Evet, ikinci soru arkadaşlar, Coulomb yasası bilirsiniz, aralarındaki yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı kanunu ortaya çıkaran ünlü fizikçilerden bir tanesidir. Gözlem yapmıştır arkadaşlar. Hangisini kullanmamıştır diyor. Veriler tabii ki toplamıştır. Deney sayısı yapmıştır arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı kanunu ortaya çıkarmıştır arkadaşlar. Tahminde bulunmamıştır. Yani yanıtımız C seçeneğidir diyoruz ve 3. sorumuza geçebiliriz artık arkadaşlar. Evet, bu soruda arkadaşlar ölçme yapan bir bilim insanın elde ettiği sonuçlar tabii ki veridir. Yaptığı ölçüm mutlak doğrudur. Mutlak doğru diye bir şey yoktur arkadaşlar. Mutlak doğrularda, yani doğrularda zamanla değişebilmektedir. Çıkan sonuçlarla bilimsel bilgiye tabii ki ulaşılabilir. Yani burada doğru yanıtımız arkadaşlar E şıkkıdır diyoruz ve 4. soruya geçiyoruz. 2 numaralı yargı bizim için istenen değildir. Dolayısıyla 1 ve 3 E şıkkı, hemen 4. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, bu soruda arkadaşlar öz kütlenin ayırt edici özellik olduğunu biliyoruz zaten. Bilim insanları maddenin öz kütlesinin ayırt edici özellik olduğunu söylemişler. Kütle bölü hacim lazım arkadaşlar. Dolayısıyla neleri kullanmamız lazım? Kütle için arkadaşlar teraziyi kullanmamız lazım. Yani terazi ise o zaman A, B ya da E şıkkı olacak. Hacim için ne gerekmektedir arkadaşlar?
Hacim için gerekli olan tabii ki en boy ve yükseklik olduğu için cetveldir. Dolayısıyla B şıkkı bizim için doğru seçenek olmaktadır arkadaşlar. Yanıtımız B seçeneğidir diyoruz ve 5. sorumuza da geçebiliriz. Evet, bu soruda arkadaşlar nitel gözleme diyor. Nitel gözleme de arkadaşlar yani aslında ölçüme dayanmayan tahminlerle biraz yapılan bir gözlem. Tabii ki içilen çorbanın sıcak olduğunu anlama nitele girmektedir. Herhangi bir cismi el ile tartıp ağırlığını tahmin etme. Bu da nitele girmektedir. Arabanın hız göstergesini 60 km bölü saat okuma. Bu nicele girmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla 5 numaralı sorumuzun doğru seçeneği C seçeneğidir diyoruz. Ve 6. sorumuza da artık geçebiliriz. 5. soruyu da bitirmiş durumdayız. Evet, bu soruyu da arkadaşlar fiziksel olayı açıklayabilmek için deneylerden yararlanabilir. Gözlemlerden yararlanabilir. Gözlemler nitel ve nicel olmak üzere ayrılırlar arkadaşlar. Yani dolayısıyla hepsinden yararlanılacaktır. Yani yanıtımız E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. 6. soruyu da bitirdik. 7. sorumuza geçelim. Evet, bu soruda arkadaşlar gözlem türü sorulmakta. Farklı olan gözlem türü sorulmakta. Ahmet ağacın boyunu 2 metre olarak ölçtü. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir nicel gözlem var. Hemen C şıkkına geçiyorum. Saat 22'de gideceğini söyleyen Cengiz 10 dakika geciktiğini fark etti. Burada da rakamlara dayalı bir olay söz konusu. Demet kenar uzunluklarını ölçtüğü kolinin hacmini hesapladı. Burada da rakamlara dayalı bir bilgi söz konusu arkadaşlar. Duvardaki termometreye bakan Erol odanın sıcaklığını 22 santigrat derece. Yani A'da, C'de, D'de ve E'de rakamlara dayalı gözlemler söz konusu arkadaşlar. Bunlara biz ne diyoruz? Nicel gözlemler diyoruz. B'de ise biri küçük, diğeri büyük olduğuna göre bunlar da tabii ki nedir? Relatif kavramlardır. Göreceli kavramlardır. Dolayısıyla B şıkkında gözlem türü diğerlerinden farklıdır diyoruz ve B şıkkı olduğunu söylüyoruz. 8. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hatayı azaltmak için hangi işlemler yapılmalıdır? Ölçüm sayısı arttırmalıdır. Ne kadar çok ölçüm sayısı artarsa arkadaşlar doğru neticeye gitmemiz daha kolay olabilmektedir. Daha keskin doğru neticeler elde edebiliriz. Ölçüm farklı kişilerce yapılmalıdır. Kişiden kaynaklanan ölçüm hatası olabilir. Doğru, yani bu olabilir bir işlemdir. İşlemde duyarlı aletler kullanılmalıdır. Tabii ki duyarlı aletlerinde hatayı azaltmada en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla işlemlerin hepsi yapılmalıdır arkadaşlar. Yani 8. soru E şıkkıdır diyoruz. Ve son 2 soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ölçüm yapan kişiden kaynaklanan hata kişinin hangi özelliklerine bağlıdır? Ruh haline bağlıdır, bedensel özürlüğüne bağlıdır. Okurken bedensel özür bazen problem yaratabilmektedir arkadaşlar. Yaşına da bağlıdır hata yapan kişinin. Dolayısıyla bu 3 özellikte hatayı sebebiyet vermektedir arkadaşlar. Yani C şıkkıdır diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, son soru arkadaşlar. Bilimsel bilgiye ulaşmanın basamakları vardır. Hipotez kurmada bunlardan biridir. İfadelerden hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Gözlem sonucu yapılabilmektedir tabii ki hipotezler. Deneylerle doğruluğu sınanabilir hipotezlerin arkadaşlar. Aksi ispatlanıyorsa hipotezler de terk edilebilmektedir. Geçici çözümdür. Evet, geçici çözüm olabilmektedir arkadaşlar. Ancak farklı deneylerle de hipotezlerde terk edilebilmektedir arkadaşlar. Yani geçici çözüm olduğu da doğrudur arkadaşlar. Biz yanlışı arıyoruz. Bakalım E şıkkına. Yeni gerçeklerle hiçbir zaman desteklenmez diyor arkadaşlar. Yeni gerçeklerle de hipotezler desteklenebilmektedir arkadaşlar. Bu desteklenmez bilgisi yanlıştır. Hipotezde bilimsel çalışma yöntemlerinin basamaklarından bildiğiniz gibi biridir. Yeni gerçeklerle hiçbir zaman desteklenmez bilgisi de yanlıştır arkadaşlar. Test 2'nin son sorusunu da cevapladık. Bu iki testimizi birden tek videoyla Supara Yayınları oynatma listesinde artık görebileceksiniz arkadaşlar. Buraya geldiyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tabii ki görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İyi günler hepinize. Görüşmek üzere.